bir noktaya değinmek istiyoruz. Depremin yaşandığı günün hemen sabahında birkaç saat sonrasında işte 4'e 17, 17 geçe yaşandı. Herkes birbirini aradı. Bir anda kahrolduk. Sonra seferber olduk. O gün bugündür de bir gayret içindeyiz. Bu 7 gün 7 yıl gibi geçti hepimize. Hatay'a ilk vardığımda Zülfikar Ali ile konuşuyoruz. Akşam oldu gece çok kötü bir gece geçirdik. Ertesi gün akşama kadar işte çalıştık, anlatmaya çalıştık olan biteni, yardım, destek istedik. Akşam konuşurken dedim ki ya biz kaç gündür buradayız? Bir buçuk gün olmuş. Aylardır buradayız gibi hissediyorum dedim. Öyle bir yedi gün geçirdik hep beraber. Yedi yıl yaşlandık hep beraber. Ve o gün sabah şöyle bir paylaşım yapmıştım ben sosyal medyadan. Lütfen burayı vicdan sahibi insanlar olarak bu sefer sosyal medyayı böyle kullanalım ne olursunuz diye. Yani burada şu sürece dair dezenformasyon yapmayalım çünkü çok üzücü sonuçları olur diye. Burada insan kalabilelim diye. Kızanlar da oldu bana ne demek istiyorsun diye. Anlatmaya gayret ettik. Çünkü orada yaptığınız bir asılsız ihbar, paylaştığınız bir asılsız haber belki pek çok vatandaşımızın enkaz altından çıkarılacak çalışmalara katılan ya da vinçlerin yanlış yönlendirilmesine ve canlarımızın daha da tehlikeye zaten çok büyük bir felaket yaşıyoruz büyük bir tehlikeye karşı karşıyayız bunun daha beter olmasına neden olacak ne olur yapmayın dedik. Buraya kişisel hesaplarınızı, siyasi kavgalarınızı, hırslarınızı, ihtiraslarınızı, kininizi, nefretinizi, kötülüğünüzü, düşmanlığınızı şimdi karıştırmayın. Karıştırmayın ki burayı temiz kullanalım. Temiz kullandığımızda burası çok verimli bir yer olabiliyor ki oldu. Bir sürü insanın canını kurtarmaya vesile oldu sosyal medyadaki paylaşımlar. Ama birileri yine orayı kirletti. Kurtulamıyoruz bu kirlilikten. O kirliliğin sonucunda şu oldu. Dezenformasyonla mücadele. Yasasını söylemiyorum. O yasasını tartışırız. Yani siyaset çok sonra konuşuruz. Şimdi bu afette, Afetle ilgili konuşuyorum. Neyi getirdi bize biliyor musunuz? Mesela böyle şeyleri getirdi. Ve maalesef ki maalesef dezenformasyonla mücadele eden hesaplar, iletişim başkanlığının bu birimi deprem sürecinde bunları paylaşmak zorunda kaldı. Afet bölgesinde bir yağmacının kulağının kesildiği iddiası. Şimdi hepiniz o görüntüyü muhtemelen sosyal medyada izlediniz. Ben gazeteciyim. Süreci takip ediyorum yakinen. Orada onlarca muhabir arkadaşım var. Sadece Habertürk'ten değil, başka kurumlardan da. Biz bu sektörün içinde hepimiz birbirimizi tanırız. Sürekli her yere telefon açıyoruz. O nedir, bu nedir? Yetkililere ulaşıyoruz, ulaşmaya gayret ediyoruz. Onları arıyoruz, soruyoruz. Ya bu görüntüyü izlerimde ben bile gerçek zannettim. Bir tane yağmacıyı yakalamış, kulağını kesiyorlar zannettim. Gerçek değilmiş. Buyurun. İddiaya konu görüntülerin depremden önce 2023 yılının Ocak ayında paylaşıldığı ve videodaki kişinin ...İspanyolca konuştuğu tespit edilmiştir diyor. Muhtemelen şu anda bizi izleyenler, sizler... ...hala onu gerçek zannediyordunuz ve şaşırdınız şu anda. Devam. Kahramanmaraş'ta Amerikalı şirketin açtığı 6 bin metrelik petrol kuyusu depreme sebep olduğu iddiası gerçek dışıdır. Burası bilim insanları tarafından anlatıldı. Celal Şengör Hoca, Fatih Altay ile yayınında... ...ya bunu işte harptan bahsediyoruz hani... Bu depremle ilgili Amerikalılar yaptı. Amerikan gemisi geldi, uçak gemisi geldi. Zaten boğazdan geçerken bayraklarını dalgalandırmışlardı. Türkiye'de işte bunlar bir takım operasyonlar yapıyorlar gibi şeyler konuşuldu. Sonra dediler ki bir kuyu var. Amerikalı şirket orada petrol arıyor idi. Ve oraya 6000 metre derinliğe bomba bıraktı. Fayı tetikledi falan. Bunlar konuşuldu. İnanın bugün bir yere gittim. Ee, çok kıymetli bir abimiz ziyarete. Bu depremle ilgili konuşulan orada bile bu gündemdeydi. Buyurun ne? 3 adedi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve bir adedi özel şirketlerin müştereken olmak üzere toplam 4 adet sondaj kuyusu açılmıştır. Kuyuların hiçbiri ...6000 metre derinliğinde değildir. Ve kuyularda petrol ya da gaz bulunamamıştır. Açılan petrol arama kuyularının çapı ortalama 24 santimdir... İddiaya konu görüntülerin... petrol kuyularına ait olması mümkün değildir. Buradan ateşli görüntüler paylaşıldı. Buralardan yani internette gördünüz hepiniz muhtemelen. İşte patlama sesi paylaşıldı. Patlamadan sonra önce bir ışık sonra deprem paylaşıldı. 24 santim çapı şu. şu. Şu kadarlık bir şey atmamız lazım. Ama öyle bir kuyu yok. Yani hem çapı 24 santim hem 6000 metre derinlikte değil. Hem kapatılmış ama tuttu mu tuttu. Konuştuk mu konuştuk. Devam edelim. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Mersin'e gönderilen bir akaryakıt gemisini engellediği iddiası paylaşıldı. Yakıt gemisinin ülkeye girişine EPDK yetki sıkıntısı, yetkili sıkıntı çıkarmış. Dün Mersin Vali Yardımcısıyla konferans yapılmıştı. Her şey onaylandı. İşte depo ayarlanmıştı. Ama EPDK'dan bir, EPDK, bir yetkili özür dilerim konuşamadım. Alttan müdahale etmiş. Detaylar Recep Abi verdim ve Abiden bu akşam çok üzüldüm. Mersin'e gönderilen bir akaryakıt gemisinin engellendiği iddiası doğru değildir. Devam edelim. Ahbap platformu, Genel Başkan Haluk Levent Valisinden he, sosyal medya hesaplarında engellendiği iddiaları paylaşılmış. E, bu arada biz de gördük. Haluk Levent valiyle, komutanlarla, devlet yetkilileriyle görüşüyordu ve koordinasyon içinde çalıştıklarını kendisi de sosyal medya hesabından paylaşmış. Bitti mi bitmedi. Bunlar seçtiklerimiz bu arada. Çok var. Niye yapıyoruz biz bunu? Bu arada biri yapıyor. Herkes de peşine düşüyor. Zaten sorun da orada. Ya herkes derken hepimiz. Hepimiz. Biziz yani. Bilmiyoruz çünkü. Nereden bilelim? Gerçek olma ihtimali sorunu da var. Dün onu konuştum. Asıl sorun da belki bu bu arada. Yani bir kötülük paylaşıldığında bu kadar hızlı yayılıyorsa insanların bunun gerçek olma ihtimali düşünüyor olması da bir sorun. Ona ayrıca çalışılmalı. Bu olmuştur ya diyorsa birisi Türkiye'de. Abi bunlar en... Ya bir, bir video paylaşılmış. Söyleyeyim hemen. Bana da çok attılar. Bir vatandaşımız diyor ki AFAD yetkilileri burada biz arama kurtarma yapıyorduk. Canlı birini bulduk. AFAD yetkilileri geldiler. Dediler ki biz burada enkaz kaldıracağız. O kişiyi canlı olarak çıkartmamıza izin vermiyorlar diye özet geçiyorum. Bir video yayınladılar. İnsanlar bana da göndermişler. Mehmet Akif Bey bu doğru olabilir mi diye. Soruyorum olabilir mi? Bu doğru olabilir mi? 30 tane insan var aşağıda. Biri canlı bulunmuş. Diyelim birisi vicdansız orada çalışanlardan. Ve yani, psikopat yani. Hasta bir adam. Canlı çıkmasını istiyor depreme altında enkazdan birinin. Böyle bir şey olabilir mi? Diyelim biri öyle de 30 kişi var orada ya çalışıyorlar ve gece gündüz enkazdan zaten meselemiz canlı insan çıkarmak. Ama böyle bir video paylaşıldı mesela. Biz canlı birini bulduk, canlıyı çıkarmamıza izin verilmiyor, enkaz kaldıracağız. Bu çok uç bir örnek bu arada. Ama uç olmayan örneklerde, yani mesela gemi engellenmiştir, ilk günler vardı, jeneratörlerin gelmesi engelleniyor AFAD tarafından. Ya zaten jeneratör lazım. Bu çalışmaları koordineli bir şekilde ve düzgünce yapamadığı zaman başarısızlık da AFA'da yazıyor. Yazıyor bu arada. Bir başarısızlık da onu da konuşuruz. Yani organizasyonla ilgili bir sorun da var. Beraberinde ilk günler özellikle vardı. Şu anda biraz daha düzeldi, toparlandı. Bu onların gayretini görmezden geldiğimiz anlamda gelmiyor. Çok gayretli olduklarını, gece gündüz çalıştıklarını biliyoruz. Haklarına girmek istemiyoruz. Haklarına girdiğimiz anlamında gelmiyor. Ama belli ki sistemde bir sorunumuz var. Bu sistemin birçok kurum var. STK'lar vesaire. Afet Bakanlığı meselesini tartıştık. İşte ama düşündüğümüz manada değil. Belki başka bir şey. Yani onu yetkililer konuşacak, düşünecek. İşte bu sorunları görecek ve çözeceklerdir. Ama jeneratörlerin girmesine izin vermiyor. Beni arıyorlar. İşte falanca yerde kaldı, filanca yerde kaldı. Afat müdahale ediyor, sokmuyor. Biz dedik yayınlarda ya bunları alıp şimdi bir yerden koordine olması lazım ki. Düşünün şimdi biz Hatay'dayız. Hatay'ı anlatıyoruz. Beni izleyen herkes Hatay'a, arayanlar da çok oldu sağ olsunlar, hayırseverler, yardımseverler Hatay'a gönderiyorlar. E Adıyaman'da da ihtiyaç var, Kahramanmaraş'ta da ihtiyaç var, Gaziantep'te de ihtiyaç var. E bunu koordine edemezsek Hatay'a yığılacak, oraya gitmeyecek ya da Gaziantep'e yığılacak, buraya gitmeyecek gibi durumlarımız var. Niye göndermesinler? Belli ki koordine etmeye çalışıyorlar. Peki niye inanıyoruz bunlara ve bunları paylaşıyoruz? Olmuştur bu diyoruz. Niye diyoruz bunu? Burada da demek ki, İnsanların buna inanmasını sağlayacak bir şeyler olmuş. Bir güven kırılması yaşanmış. İşte onu toparlamak zorundayız. Devam edelim. Kahramanmaraş'ta volkanik hareketlilik. Tweet atıldı, patlama sesleri falan. Bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol gaz çıkış, söz konusu değil. Bölgede volkanik patlama oluşturacak kayaç grubu da bulunmuyor. Görüntülerdeki toz bulutu deprem etkisiyle basit bir kütle hareketi sonucu meydana gelmiştir. Böyle bir şeyin olması da mümkün değil diyorlar. Devam edelim deprem bölgesinde kullanılacak ekipmanlar Ticaret Bakanlığı zaten depremin hemen akabinde acil durum ekipmanlarının yurda giriş işlemlerinin kolaylaştırılması için talimat vermiştir. Yardım malzemeleri ve bu ekipmanlar gümrük vergisinden muaftır. Niye çıktı bu iddia ortaya? Yurt dışından gönderilen yardım malzemelerinin gümrük işlemlerini kolaylaştırmaya ilişkin duyuruyu yayınlamışlar. Çünkü iddia şu. Gümrük vergisi uygulanıyor. Bu araçlar bekletiliyor. Şimdi depreme Depremin yaşandığı alanda da bekletiliyor iddiası vardı. Bir de orada geçti. Yani Hatay sınırında, Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye sınırında, Adıyaman sınırında bekletiyor konuştuk biz. Az önce onu anlattım. Bir de ne dediler? Dışarıdan gelen malzemelerde sınırda bekletiliyor. Kimin işine yarar ki bunu bekletmek? Hülasa ama inandık mı inandık. Hatay'da deprem zedelerinin sığınabileceği çadırlar dağıtılmadı, kurulmadı iddiası. Afet bölgesindeki Hatay'da kurulan çadır sayısı 8924. Bu sayı sürekli olarak artıyor. Sevkiyat durumundaki çadırlarla birlikte ilk aşamada 15.000 çadırın kısa sürede kurulması hedefleniyor. Şimdi bununla ilgili şunu söyleyebiliriz ama. Yani sığınabileceği çadırlar dağıtılmadı değil, dağıtılıyor ama niye bu bunun bir gerçekliği şöyle var? Dağıtılamayan bölgeler var. Mesela Samandağ'da var, Kırıkan'da var. Yani beni arayanlar söylüyor. Kırsal'da, köylerde de var. Şu anda ben sizle konuşuyorum muhtemelen sosyal medyadan bana yazıyorlar burası da burası da burası da eksik diye. Orada eksikliğimiz var. Çadırlarla ilgili eksikliğimiz var. O yüzden bu konuşulabilir bir yer. Fenerbahçe'de yardım tırının yağmalandığı bilgisi paylaşıldı. Sonra Burak Çağlan genel sekreter herhangi bir yağmanın söz konusu olmadığını ve dağıtım yardım malzemelerinin dağıtıldığını açıkladı. Şimdi gelelim buraya. Burası var ya bu, bu korkunç yani bu az kalsın Hatay'da arama kurtarma çalışmalarını engelliyordu ambulansları kaza yaptırdılar yaralarımızı taşıyan ambulansları arama kurtarma ekipleri enkazı bıraktı kaçmaya kalktı sel felaketi geliyor diye bazı bölgelerde bir anda trafik kilitlendi Hatay'da niye? bir tane densizin ahlaksızın Hatay'da baraj patladı iddiası üzerine köyü Hatay sınır barajı patladı İkinci baraj patlamak üzere bak bak bir de biliyor yani biri patladı biri de patlayacak diyor. Sular altında kaldı köy diyor. Afat Başbakanlığa ve Ahbap'a yazmış. Hani Ahbap'ta da çok e, yoğun ya bu süreç içerisinde. Bir de Ahbap'ı da yazmış. Anam yayı, e, efendim, yayıldı bu her yere. Bir anda ortalık karıştı. Muhabir arkadaşlarımız e, ne oluyor dedi falan. Ambulanslar Hatay'da baraj patladı iddiası. Afet bölgesi, Afet sevdiri paraya e sevk etme yönelik manipülasyondur. İşte bu mesela bu çok büyük. Bunu kim yaptıysa bunu bulsunlar ve bedelini de ödetsinler. Devam edeceğiz.